Şu anda Müslümanlar için oldukça önemli olan bir yerdeyiz. Mekke'ye gelenlerin ziyaret ettiği çok önemli bir yer. Arafat'tayız. Hemen arkamızda Cebel-i Rahme Tepesi bulunuyor. Cebel-i Rahme Tepesi Arafat'ın tam ortasında ve yaklaşık 70 metre yüksekliğinde. Arafat, Peygamber Efendimiz'in veda hutbesini okuduğu yer. Hazreti Havva ile Hazreti Adem'in cennetten indirildikten sonra yeryüzünde ilk buluştukları yer ve hacıların Kurban Bayramı'nın arifesinde burada bulundukları ve hacı oldukları yer. Oldukça önemli bir noktadayız ve şimdi hep beraber Cebel-i Rahme Tepesi'ne doğru gideceğiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Şu anda öğlen sıcağında olmamıza rağmen inanılmaz bir sıcak var ama kesinlikle insanlar sıcak dinlemeden bu önemli mekana geliyorlar. Arafat'ı ziyaret ediyorlar ve biz de şimdi burada kalabalığın arasına karışacağız. Arafat, hacı adaylarının hacı oldukları yer. Biz de şimdi Cebel-i Rahme'ye doğru ilerliyoruz. Cebel-i Rahme, yani Rahmet Tepesi, umrecilerin de uğradıkları, her daim müminlerle dolup taşan bir tepe. İnanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir kalabalık dikkat çekiyor. Her taşı, her köşesi Cebel-i Rahme Tepesi'nin dolu. Müslümanlar buraya gelmek için, burayı görmek için can atıyorlar. Görüyorsunuz 7'den 70'e herkes burada. Yaşlısı, genci. Yani insanlar buraya görmek için yanıp tutuşuyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Cebel-i Rahme'ye geliyorlar. Hac görevlerini, umre görevlerini yerine getiriyorlar. Ve işte biz de şu anda umrecilerle beraberiz. Bakın gelenler, gidenler Cebel-i Rahme hiç boş kalmıyor. Yaklaşık 70 metre yükseğe tırmanıyoruz. Görüyorsunuz her köşesi dolu. Arafat, Müslümanlar için oldukça önemli olan bir bölge. Peygamber Efendimiz'in veda hutbesinin bir kısmını da okuduğu yer burası. 24 saat burası böyle yoğun, onu söyleyelim. 12 ay boyunca insanlar buraya geliyorlar. Cebel-i Rahme, küçük bir tepe ama oldukça önemli. Şu anda Cebel-i Rahme Tepesi'ne tırmanmış bulunuyoruz. Yerden 70 metre yüksekteyiz ve hemen de arkamızda uzun bir sütun var. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten indirildikten sonra buluştukları ilk yer işte burası. Ve o yeri simgelemek amacıyla bu sütun buraya konuyor, değil mi? Evet, doğrudur. Evet, Arafat toplanmak demek, Arafat buluşmak demek, Arafat güzel koku demek. Adem babamızla Havva anamız cennetten çıkarıldıktan sonra 40 sene Cenab-ı Hakk'a dua ediyorlar affedilmeleri için ve Cenab-ı Hak onları 40 sene sonra affediyor. İşte bu beyaz sütun olduğu yerde buluşuyorlar. Arafat sınırları ilk önce Adem Aleyhisselam tarafından çiziliyor. Cebrail Aleyhisselam ve Adem Aleyhisselam tarafından çiziliyor. Daha sonra sınırlar kayboluyor ve İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa etmekte iken Cebrail Aleyhisselam ile beraber geliyor, yine sınırları belirliyor. Ve Arafat'ta şu anda en son konulan sınırları Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cebrail Aleyhisselam koymuştur. Arafat sınırları 13,5 kilometre kare alan üzerine kurulmuş düz bir ovadır. Ve Arafat görüyorsunuz 13,5 kilometre kare alan üzerine kurulmuş düz bir ovadan ibarettir. Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. El Haccu Arafat. Arafat. Evet. Hac Arafat'tır diyor. 365 gün Mekke'de olsanız Arife günü belli bir süre bu Arafat sınırları içinde olmazsanız hacı olamazsınız. Kurban Bayramı'nın arifesi değil mi? Evet, Kurban Bayramı'nın arifesi. Arafa günü buraya çıkan misafirlerini bizzat Cenab-ı Hak karşılıyor. Arafat doğada Allah'a en yakın olan yer. Başka yakın olan bir yer yok. Evet. Kabe de ibadette Allah'a en yakın olan yer. Burası günahların bağışlandığı bir yer. Arafat. Evet. Gerçekten çok önemli bir yerdeyiz şu anda. Peygamber Efendimiz'in aynı zamanda veda hutbesinin ikinci kısmını yaptığı yer. Allah Resulü, değil mi? Allah Resulü veda hutbesinin birinci bölümünü Mescid-i Nemire var. Mescid'in evet. Altı minareli mescid. Orada okuyor. İkinci bölümünü hemen bu Cebel-i Rahme'nin eteğinde okuyor aşağıda. Ve Allah Resulü veda hutbesini okurken burada bir şeyleri dile getiriyor. Bir şeyleri ima ediyor. Neyi yasaklıyor burada? Faizi yasaklıyor. Neyi yasaklıyor? Yasakladığı bir şey daha var. Faizi yasaklıyor ve kan davasını yasaklıyor. Hmm. Ve öyle diyor burada. Kadınlar Allah'ın sizlere emanetidir diyor. Onlara iyi bakınız diyor Allah Resulü burada. Burada bir şeyleri ima ediyor, dile getiriyor. Belki diyor sizinle bir daha burada buluşamayacağım diyor. Bakın bu çok önemli. Belki sizinle bir daha burada buluşamayacağım diyor. Ve en son ayet-i kerime nazil oluyor. Estağfirullah. El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtü aleyküm nimeti ve radîtü leküm l-islâme dîne sadakallâhu azîm. Ne diyor bu ayet-i kerimede mealen? Bugün dininizi kemale erdirdim, size din olarak İslam'ı seçtim, üzerinize olan nimetimi tamamladım diyor. Yani din kemale ermiş, bina meydana gelmiş. Ustaya ne görünür? Ustaya yol görünür. Evet. Allah Resulü burada onu ima ediyor ve bu diyardan göç edeceğinin işaretlerini veriyor. Ve bunu hisseden
sahabilerden bir tanesi bir kenara çekilmiş hüngür hüngür ağlıyor. Diğer sahabiler etrafını sarıyorlar Hazreti Ebubekir'in. Böyle diyorlar, ya Bekir niye ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? Ve Hazreti Ebubekir öyle diyor. Hala anlayamadınız mı diyor. Allah Resulü'nün bu diyardan göç edeceğinin işaretidir bunlar diyor. Ve Allah Resulü veda hacını yaptıktan sonra bu diyardan 83 gün sonra bu diyardan göçüyor. Allah Resulü onun işaretlerini veda hutbesini okurken işte burada veriyor. Evet, çok önemli, çok anlamlı. Peygamber Efendimizin ayak izleriyle dolu olan bir bölge Cebel-i Rahmet Tepesi ve Arafat. Toplamak, buluşmak anlamına gelen Arafat, dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Burası ayrıca seyyar satıcılarıyla da meşhur. Birçok farklı hediyelik eşya satan satıcılar var. Cebel-i Rahmet Tepesi'ni gezerken aynı zamanda bu şekilde seyyar satıcılar da dikkat çekiyor. Seyyar satıcılarda birçok hediyelik eşyayı bulmak mümkün. Kınalar var, takılar var, bilezikler var böyle. Buraya gelen hanımlar eşlerine, dostlarına hediye almadan buralardan ayrılmıyorlar. Tabii böyle seyyar satıcılar birazcık daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı burada da görüyorsunuz inanılmaz bir yoğunluk var. Hanımlar hediye alıyorlar. Ama benim dikkatimi çekense iki tane ayrı bir bitki var. Bir tanesi meyve, bir tanesi bitki. Bu meyveye dom diyorlar ve burada bu dom meyvesinin çocuğu olmayan kişiler tarafından kullanıldığı ve bunu kullanıldığı zaman da çocuğu olduğuna inanıyorlar hanımların. Ve bu nedenle de inanılmaz satıyormuş. Biraz önce hanımefendiyle sohbet ettik. Dom meyvesi hamile kalmak isteyen hanımlara biz bunu satıyoruz diyorlar. Şifası Allah'tan tabii. Bu şekilde burada acayip satılan ürünlerden biri. Bir de bu aslında çöl gülü ama burada Fatma'nın eli olarak isimlendiriliyor. Bu da doğum esnasında çok iyi geliyormuş hanımlara. Burada yine kınalar var. Tabii kına biliyorsunuz olmazsa olmaz ve birçok noktada da kına satılıyor. Tesbihler, takılar, sürmeler, incik, boncuk, her türlü hediyelik eşyayı burada bulmak mümkün. Bir yanda dua edenler, bir yanda da alışveriş yapanlar var. Cebel-i Rahmet Tepesi'ne veda ederken gözümüze daha önce takılmayan bir detay takılıyor. Mekke'nin her köşesinde Osmanlı'nın izini görmek mümkün ve şu anda Arafat'ta da Osmanlı'nın inşa ettiği, hacılara getirdiği su kuyularını görüyoruz, çeşmeleri görüyoruz. Evet Hasan Bey, bu çeşmelerin detaylarını sizden öğrenebilir miyiz acaba? Ne kadar güzel, ne kadar anlamlı bir yere yapılmış. Mekke'nin kavurucu sıcaklığı olduğu zamanlarda Arafat'ta bir bardak suyun bir altın olduğu dönemlerde suyu bulamamışlar. Ve Abbas halifelerinden Harun Reşit'in hanımı Zübeyde Hanım gördüğü bir rüya üzerine kendine ait mücevheratını satıyor. Taif'ten 70 kilometre ileriden suları satın alıyor. Kanallar vasıtasıyla buraya Arafat'a getiriyor. Ve buradaki hacıların su ihtiyacı karşılanıyor. Ve daha sonra bu su boşa akmasın diye bu suyu buradan kanallar vasıtasıyla Mekke'ye kadar akıtıyorlar. Ve Mekke'deki insanların da su ihtiyacı karşılanıyor. Ve daha sonra bu kanallarda arıza meydana geliyor. Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan. O da gördüğü bir rüya üzerine babasından rica ediyor. Kendisine ait mücevheratını satıyor. Ve Süleymaniye'nin temellerini atan Mimar Sinan'ı görevlendiriyor. Mimar Sinan Süleymaniye'nin temellerini attıktan sonra temeller otursun diye ortadan kaybolduğu söyleniyor. Ama buraya geliyor. Ve bu kanalların tamiratını yapıyor. Ve bu Mekke'deki insanların da su ihtiyacı karşılanıyor. Yani bir bardak suyun bir altın olduğu dönemler. Osmanlı zamanında da buradaki hacılar, umreciler susuzluklarını gidersinler diye bakın çeşmeler yapılmış. Bugün de hala çeşmelerin yerlerini görüyoruz. Evet bunlar çeşmelerin aynalıkları. Aynen ve bugün de hala 600 seneye dayanıyor bunların varlıkları. 600 yıl öncesinden yapılan şeylerdir bunlar. Bu kadar zamandır aslında geliyoruz, gidiyoruz Arafat'a ama ilk kez Osmanlı'nın bırakmış olduğu bu izleri burada görüyoruz. Çok anlamlı, çok değerli. İşte atalarımızın izleri Arafat'ta da var. Müzik